Aslı Hocam merhaba. Sihirli Şeyler kanalındayız. Sürpriz Cevaplar programında. Sürpriz Cevaplar programının bir özelliği var. Soruları kişiler önceden bilmiyorlar. Ve bu şekilde röportaj gerçekleştiriyoruz. Bugün şöyle bir güzellik düşündüm. Soruları ben de bilmeyeyim. Bakalım neler olacak. Çok güzel. Merhaba tekrar. Heyecanlı bekliyorum. Tamam. Sürpriz Cevaplar, Sihirli Şeyler kanalı, Sürpriz Cevaplar programına konuk olduğunuz için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Şöyle başlamak istiyorum. En çok sevdiğiniz yazar kim? Evet, gerçekten sürpriz bir soru oldu. Şimdi yazarın ismini hatırlamıyorum. Eski Sovyet yazarı. Çavengur diye bir kitabı var. Aklıma belki biraz sonra ismi gelir. En sevdiğim yazar sanırım o. Bütün kitaplarını çok severek okudum. İlginç de bir hikayesi ve kurgu dili var. İsmi biraz sonra aklıma başka bir kitap söylerim. İsmi var mı aklınızda yazarın? Tabii. Çavengur. Çavengur. Bir tanesi Çavengur. Hı hı. Diğerini hatırlayamıyorum. Biraz sonra aklıma tamam, gelir hepsi. Tamam. Çok ani bir soru olduğu için hatırlayamadım. Tabii ki. O kitap sizi neden çok etkiledi? Ya, kullandığı dil çok etkileyici. Hikaye çok etkileyici. Tabii bir yani eski Sovyet Rusya şeyi var arkada. Yani o çerçevenin üzerine kurulmuş bir anlatı. Hemen hemen bütün kitapları aslında öyle. Ve tabii ki aslında kitapları uzun süre kabulde görmemiş Stalin döneminde. Yani bütün bunları birlikte ele aldığımda galiba, ama yine de asıl olarak tabii ki kurgusu, hikaye anlatış biçimi gerçekten çok farklı. Bir yazar daha ekleyebilirim aslında. Türkiye'den de Sevgi Soysal'ı çok seviyorum. Onun da dili kullanması, hikaye anlatışı çok etkileyici. Bir de Nazlı Eray'ın ilk dönem kitaplarını çok seviyorum. Onun o büyülü gerçeklik dünyası benim en sevdiğim tarz sanırım. Böyle aklıma bir sürü yazar geliyor şu anda, bu yüzden kendimi durduruyorum. Durdurmayın, bahsedebilirsiniz. Bu üçü kalsın, bence konuşmada başkaları çıkacak. Tamam, Sevgi Soysal'ın en sevdiğiniz kitabını da sormak istiyorum. Tabii ki Tanteroza. Çok farklı bir kitap gerçekten. Yani ilk okuduğum anı hatırlıyorum. Oradaki çarpılmamı hatırlıyorum. Kitabı sonra defalarca okudum ve hepsinde defalarca çarpıldım. Bir kadının hikayesi ancak böyle anlatılabilir gibi geliyor bana da. Evet, sanırım o olur. Cevabım. Yeni Sihir'de bir öğle vaktini okumuş muydunuz? Tabii ki, evet, onu da okudum. Bütün eserleri öyle, onun da yani ben biraz şey önem veriyorum. Anlatım, dildeki kurgu biçimi, anlatımı, o beni çok ilgilendiriyor kitabı okurken. Böyle ters köşe yapması, yani kitabın tarzı, bu bahsettiğim kitaptan galiba hepsinin ortak noktası biraz öyle. Kullandığı yöntem farklı hepsinde, yani böyle basma kalıp bir metin okumuyorsunuz. Sanırım o yüzden, evet. Peki. Siz de seviyorsunuz galiba. Evet, Sevgi Soysal'ı seviyorum, Nazlı Eray'ı da seviyorum. Evet. Onun da bazı kitaplarını okumuştum. Evet. Peki şeyi sormak istiyorum. Emine Hanım'ın romanı ilk kitap sanırım. İkinci kitap projesi var mı gündemde? Çok kitap projesi var. Aslında 3-4 tane dosyam var bitirmek üzere bekleyen. Ama tabii ki biraz böyle çalışma koşulları ve ben böyle neredeyse bir barınak içinde yaşıyor gibiyim. Çok fazla sakat ve hasta hayvanla birlikteyim. Onların sorumlulukları biraz da benim tembelliğim üst üste gelince o dosyalar biraz bekliyor, ama evet, var ya, umarım 2022 yılı bitmeden bir dosyayı daha yayın evine göndermeyi başaracağım. Süper haber. Peki bu şeyi sormak istiyorum aslında. Kitaplardan söz açtık hep ama şiir en aklınızda olan, şu anda hani en çok aklınızda olan, böyle içinize işlemiş olan, böyle bazen olur ya hani içinizden hep onu tekrarlamak istersiniz. Evet. Var mı öyle bir dize? Var, hatta dövme yaptırdım dizesini. Ece Ayhan'ı çok severim. Ece Ayhan ve İlhan Berk benim en sevdiğim iki şair.
Ece Ayhan'ın Kurşun Kalem'le de olabilir Yoğurt Savul dizeleri olan bir şiiri var. Onu çok seviyorum. Bir de ne yazık ki yine ismini hatırlayamadım. Yanlış hatırlamıyorsam o da Sovyet ülkelerinden birinde yaşayan bir şairdi. Bir kadın şair. Ne yazık ki hatırlayamıyorum ama gene de bahsetmek istiyorum. Şöyle bir şiiri vardı. Belki programın sonunda onu tekrar çekip birleştiririz. Şiiri bulurum. İşte ışıkları yaktığım zaman pervaneler ölüyor. İşte yakmasam yine bir başkası zarar görüyor gibi bir şiiri vardı. Çok derinlikli ya. Bir insanın düşmüş olması gerçekten bunu bu şekilde şiir olarak yazması. Ama dediğim gibi ne yazık ki hatırlamıyorum. Sevgili hafızam sağ olsun. Belki programın sonunda ona tekrar bakarız. Belki birleştiririz onu filan. Tamam. Peki bir şey daha böyle yani o kadar güzel gidiyor ki şu anda benim için. Bu Ankara'da yaşamak size nasıl hissettiriyor? Yani farklı şehirlerde çok daha iyi hissettiğiniz ama Ankara benim ya da Ankara benim dediğiniz oluyor mu? Evet. Farklı şehirlerde yaşadım. Sık şehir değiştirdim hatta son 6 yıla öncesine kadar. Ama evet Ankara'da çok rahatım. Ankara gerçekten kimliğim gibi. Aslı Erdoğan'ın bir sözü var, bir kitabında vardı. Bir eldiven gibi elime uyudu. Bu kentte benim bir eldiven gibi elime uyuyor gerçekten. Neden böyle? Tabii şehirler insanların karakterleriyle çok örtüşebiliyor bazı şehirler. Ankara bence biraz üretmenin aslında başkenti aynı zamanda. Hep İstanbul gibi bilinir ama ben Ankara'da insanın üretebilecek zamanı yakalayabileceklerini düşünüyorum. Bu öncelikle. Bir de bir sergi açmıştık Benim Ankara'm diye. Orada da tam bu dediğiniz şey aslında. Ankara'nın bendeki iz düşümünü çizgilerle anlatmak istedim. Böyle bir yol güzergahı üzerinden. Evet o yüzden evet, Ankara benim Ankara'm diyebilirim gerçekten rahatlıkla. Peki karikatür yaşamınızda çok önemli bir yer tutuyor. Rüyalarda karikatür var mı? Görüyor musunuz? Çok güzel soru. Çok fazla var. Şöyle daha bayağı çocukken hani çizmiyorken henüz böyle bir uğraşım yokken şöyle bir hevesim vardı. Çok uykusuz bir çocuktum. Yani 2-3 saatlik uykuyla uzun süre hayatımı idame ettirdim. Bir sağlık sorunundan değil yani böyleydi yapısal bir şey ve çözülmedi bunca zaman. Uyuyabilmek için şöyle bir oyunum vardı. İşte bir nesneyi düşünürdüm, gözümü kapatırdım ve onu aklımda çizdiğimi hayal ederdim ve böyle uyurdum. Bunun getirdiği bir alışkanlık var. Hala bu küçük oyunu oynuyorum uykusuz olduğum zamanlarda. Evet rüyamda da sık sık çizme eylemi ya da bazen bir çizgi evreninde bir rüya. Bu evet çok sık olan bir şey tabii ki. Çünkü zaten yatmadan son dakika öncesine kadar bir şey karalıyorsunuz. Bu meret öyle bir şey. Alışkanlık oluyor. Rüyaya da giriyor tabii ki. Yani aynı şekilde. Hı hı. Şeyi de sormak istiyorum. Bu sizin için deniz özel midir? Ya da mavi rengi sizin için özel midir? Ya da böyle sizin için hani çok çok ayrı bir yere koyduğunuz yeryüzüne ait böyle bir şeyler var mı? Denizden çok ben dağı ve ağaçları, ormanları seviyorum. Özellikle dağ bana çok iyi geliyor. Yani mesela dağ manzaralı bir yerde mi kalmak isterim, deniz manzaralı bir yerde mi kalmak isterim derseniz ben dağ manzaralı bir yeri tercih ederim. Özellikle de böyle dağlar içinde kurulu kentler var mesela işte Tokat gibi. Çok beni etkilerdi. İşte Akdeniz'de birçok kentte öyle. İşte Torosların içinde. O yüzden beni ormanlar ve dağ sanırım çok daha fazla etkiliyor. Ama mavi de sevdiğim bir renktir ama çok benim için öyle özel bir şeyi yok. Yeri yok mavi. Hı-hı. Şeyi de sormak istiyorum. Bu yolculuk yapmayı sever misiniz ve sizin için ne anlam ifade ediyor? Ya yolculuk yapmayı eskiden çok severdim. Bu kadar fazla kediye bakmazken, bu kadar fazla hayvan sorumluluğum yokken. Ama tabii ki birkaç seneden beri benim için biraz zor. Bir de ben bir agorafobiyle ilgili bir problem yaşadım. Covid öncesinde bir arkadaşımı kaybettim. Sonra tam Covid oldu ve işte ben yaklaşık bir 2,5-3 sene pek evden çıkamadım. Yani çok kaygı hissediyordum evden çıkarken. O yüzden seyahat benim için biraz artık anlam değiştirdi. Eskiden çok sevdiğim bir şeydi.
Ama böyle uzun bir süredir pek sevdiğim bir şey değil yani. Yanımda kalmayı daha çok seviyorum. Anladım. Peki bu benim bir aslında yıllar önce yazdığım bir şey var. Onunla şu anda aklıma geldi. Onu sormak istiyorum. Kendim evcilleşemeyen kedim benim diye bir şey yazmıştım. Hani bu kısa kısa yazdığım yazıların içinde bir cümle. Siz olsanız bunu nasıl çizmek isterdiniz? Ben olsam nasıl çizerdim? Bir kere bu mısra herhalde diye düşünüyorum. Şiir gibi geldi. Çok çok etkileyici yani, evet, insan türünün evcilleşmesini, kendimize evcil olup olmadığımız, hani bu soruları düşündürdü bana bu kısacık zamanda. Nasıl çizerdim? Sanırım içime bakmış ve içimde bir yatan bir kedi, ama böyle tırnaklarda şey yani, hani açık hani, o kadar da uyumuyor. Tilki uykusu. Sanırım böyle çizerdim ama siyah beyaz çizerdim gibi geldi. Teşekkür ederim. Çizeyim. Çok sevinirim. Teşekkür ederim. Peki, şunu da sorayım. Aşk sizin için böyle iki kavramla hani ifade edecek. Yani şöyle söyleyeyim. Aşkı iki kavramla bir arada anlatmak isteseniz hangi iki kavramı seçersiniz? Mutluluk ve sağlık diye düşünüyorum. Çok mutlu eden bir şey ve aşık olduğumda hiçbir bedensel sorunum hissetmediğim için de sağlık diyebilirim. Böyle ikisi geldi aklıma. Süper. Üretkenlik ve yalnızlık desem? Ya bu ikisi olmazsa olmaz. Bence yalnız kalmadığınız zaman üretmek de çok zor. Hatta ben çok uzun süreden beri yalnız kalmaktan da kaçındığım için, kendimle kalmaktan da kaçındığım için tekrar düştüğümü düşünüyorum işlerimde. Evet, ikisi kaçınılmaz bir birliktelik yani, yalnızlık ve üretmek. Son soru aslında. Bir şarkıyla uyanır mısınız? Yani sabah kalktığınızda böyle mırıldandığınız şarkı var mıdır? Ne güzel bir soru. Ya benim anneden kalma şöyle bir özelliğim var. Annemin kafasınca radyo gibidir. Sürekli bir şarkı çıkar. Bende de var. Hatta işte çok yakın zamanda, yani 3 sene oldu gerçi, yakın zamanda kalmadı da kaybettiğim arkadaşım Burak Özgüner. O da öyleydi. Biz bir ara üçümüz aynı evde yaşıyorduk ve bir annem şarkı patlatır, bir ben şarkı patlatırım, bir ortak noktada buluşurduk. Evet, sabahları kalktığımda da kafamda bir şarkı çalar. Bugün şu anda kafamda sizde az önce çalan şarkı çalıyor. Bende de o çalıyor. Evet, günün günlüğünde. Evet, biz onu bugün bir dinleyip herhalde. Evet. Hangi şarkı, onu da isterseniz söyleyelim. Vazgeçtim bu dünyadan, tek ölüm paklar beni. Çok güzel. Shakespeare'in, değil mi? Evet. Müthiş oldu bence bugün bir araya gelmek ve benim bu... Için. Çok çok teşekkürler. Ben de çok sevindim davetiniz için. Ve memnunum çok tanıştığım için. Ben de. Susamıyorum ama çok çok mutluyum. Çok teşekkürler. Ben de teşekkür ederim.